Ne var? Uykun mu geldi? Uykun geldi. Uykun hiç gelmesin vallahi Rana. Daha işe gideceksin. Şunu al. Bebeği yedir. Kalk kalk. Ben konuşuyorum. Bir şey olmaz. Biz kadınlar da bir işi yaparken 10 tane iş yapıyoruz. Ama siz kadınlarsın. Baba. Sen Süpermen değil misin? Bak ben bunu. Evet, ben şimdi biraz işlerim var, onları yapayım, halledeyim. Herkese yeni bir günden selamünaleyküm, günaydın hepinize. Biz kalktık şu anda, Muhammed Emre falan oynuyor içeride babasıyla. Ben de kahvaltı hazırlamaya başladım. Bugün bir değişiklik olsun diye pırata yapmayacağım. Bakır kane aldırdım marketten çünkü güzel oluyor, lezzetli oluyor. Burada dışarıda biraz başlatayım dedim. Bugün hafif bir güneş var, o yüzden çok çok mutluyum. Daha yeni kalktığım gibi yenge şey göndermiş, haber göndermiş. Kahvaltı yaptıktan sonra bir daha çay yap, ben geliyorum diye. Ben de tamam dedim. Şimdi size çayımı biraz göstereyim. Şöyle sütlü çayım hazırlanmaya başladı bile zaten. Şöyle göstereyim. Burada da sıcak su koydum çocuklara, ellerini yüzlerini yıkamak için. Burada da şöyle bakır kanelerim var. Bunlar çok böyle çıtır çıtır oluyor. Bunlar böyle kırıp bir tane boş bu kaseye böyle kırıyorsunuz. Üstüne de çay döküyorsunuz. Yumuşacık oluyorlar. Ve gerçekten de çok lezzetli oluyorlar. Akşamdan ben bulaşıklarımı yıkayıp uyumuştum. Şöyle göstereyim, mutfağım temiz. Temizleyip uyumuştum. Çok az bir şey bulaşığım var. Sadece bu bardak var, kulüplü bardak. Bir de böyle bir tabak, bir tane çatal var. Yıkanacak. Onu da kahvaltıdan sonra yıkarım diye düşündüm. İçeride şimdi bir baktım, Firoze ağlıyor. Muhammed Emre mi ne vurmuş ona. Muhammed Emre bugünlerde çok vurmaya başladı. Bilmiyorum aktifliğinden mi ama. Yani ben şikayetçiyim bu durumdan açıkçası. Oyuncaklar bile oynarken oyuncaklarla ablalarına vuruyor sürekli. Aslında bu yanlış bir şey yani. Ama daha küçük yani, nasıl anlatsam ona, ben de şaşırdım. Şöyle. Evi de akşam ben temizleyip uyumuştum. Yerleri de silmiştim. Çünkü biliyorsunuz ben size bahsetmiştim bugün misafirim gelebilir diye. Yani şu anda tam da olarak bilmiyorum ama mesaja baktım. Şu anda herhangi bir mesaj gelmemiş bana. Neyse ben şimdi bir arar sorarım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi kahvaltımız hazır. Şimdi ben içeri gidiyorum, kahvaltı yapalım. Ondan sonra inşallah sizlere çocukları falan da göstereceğim. Ellerini yüzlerini de yıkatacağım çocukların. İlk önce bir kahvaltı kısmını halledelim. Ne yapıyorsun sen? Hiçbir şey. Bir şey yap. Kalk. Moralim bozuldu. Neden, ne oldu? Misafirler gelmiyormuş. Gelmiyormuş, ne oldu? Bir şey yok. Yarın ya da bugün geldi. Konuşacaklarımız vardı ya, o yüzden. Tamam, bir şey olmaz. Ya bunlar ne yapıyorum? Çocuklar. Firoze. Firoz. Sen ne yapıyorsun? Diyorum, balık tutuyorum ben. Pişiyor bir de balık. Bak bak. Bunlar böyle bir bağladım. Ondan sonra böyle yapıyorum yani, balık tutuyorum. Bir de bu balıkçı geldi. Bu orada ayakları çıktı. Deri izle. Kendi deri. Güzel. Bak bak bak. Yemeğe çalışıyor. Hello. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Firoze. Bak 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 bak. Bak bu burada ne yapıyor? Bak bakın. Ya bu ne yapıyor? Sen orada ne yapıyorsun? Evet, bir şey daha göstereceğim size. Bak. Bunu ne yaptım ya? Ver göstereyim. Dur.
Bak bunu kendi kıyafet giydirdim. Baba, nasıl yaptım? Bak baba, böyle. Böyle yaptım. Gidin, bu düne gidiyorum. Bunun üstünde yani böyle oturuyorum. Ondan sonra bu or diyorum, orada balık gelmiyorum, burada geldi. Nerede, bu ne yapıyorum sen burada? Tut, gelmiyorum. Burada ne yapıyorum? Balık tutuyorum. Melgia, diyorum buldum. Yiyorum. Yiyorum şu anda. Burada bu kartun kajareti nasıl? Bu kajareti. Green kajareti ne? Bu bura kajareti bacı. Acha. Fish. Sonra. Sen burada o kaç tane tuttun? Bak, uyudun mu? Uyudun? Bebek uyudun? Evet, şimdi Neslihan'a bakalım. Ne yapıyorum sinirli sinirli? Sinirli değilim ben. Moralim bozuk. Bak, bok bok. No. Gel dur. Evet, söyle şimdi bakayım. Yok bir şey. Ne yemek yok? Yapıyorum. Evet, bugün ne yapacağım? Evet, dün akşam ben aldım o. Bezelye aldı ya dün akşam bana. Patatesli bezelye yemeği yapacağım. Hı. Onun için böyle malzemelerimi hazırlıyorum. Saat biraz geç oldu. 4 oldu. O yüzden çabuk çabuk yapayım dedim. Çünkü ben misafirlerimizin geleceğini biliyordum, o yüzden yapmadım. Onlara farklı bir yemek düşünmüştüm. Tamam, sen yapmadın o. Ezan da saat oldu. Ben gidin o zaman. Evet, şu anda böyle yemeğimi yapmaya başladım. Soğanlarım kavruluyor. Burada da patatesler. Orada da bezelye. Ben akşam uyumadan önce onları ayıklamıştım. Burada da zencefilim ve sarımsağım. Burada da domatesim var. Çocuğum, bir şu ayakkabıları bırakır mısın lütfen? Git içeride çizgi film izle. Rana da şu an namaz kılmaya gitti. Bunu da bana ver. Ver anneye. Bak 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 bak. Dolabın arkasına mı saklanıyorsun sen? Sen çok mu akıllısın? Gel bakayım. Gel. Ay ay ay, düşmeyesin. Ben şimdi biraz yemeğimi yapayım. Şu anda kendimi biraz kötü hissediyorum. Önce iş yapmadan önce şöyle tansiyon için olan vitamini içeceğim. Vitamin C. Ondan sonra biraz kendime geleceğim. Ondan sonra işlerimi yapmaya başlayacağım. Biz öğlen yemeğimizi yedik. Ondan sonra böyle sütümü kaynattım. Burada da bezelye yemeğimi sizlere göstermek istiyorum. Tenceresini yıkadım. Ondan sonra böyle büyük bir kaba çıkardım. Ondan sonra tezgahımı sildim, ocağımı sildim ve bulaşıklarımı yıkadım, tencereyi falan da yıkadım, sürahiyemi de yıkadım. Şimdi burada çocuklar oynadığı için oyuncaklar bir orada bir burada, buralarını bir temizleyeceğim. Yani inanın bana, evi istediğim kadar topluyum ama yeniden bu şekilde dağılıyor. Bu benim elimde olan bir şey değil gerçekten de, çünkü evde 3 tane çocuk var ve bazen orasını bazen orasını karıştırıyorlar. Evet, burada da nevresim takımımı değiştirdim ki daha yeni düzenlemiştim burasını. Görüyorsunuz böyle zıplaya zıplaya ne hale getirmişler. Yani küçük çocuk, bundan yapacak bir şey yok. Çocuklu evlerde bu şekilde oluyor. Ondan sonra şu anda yumurtalarımı kaynatacağım. Çocuklar düzenli olarak yumurta yiyorlar her gün. Hem de çok sağlıklı oluyor. O yüzden severek yedikleri için ben de her gün onlara yumurta açlıyorum bu saatlerde ve yiyorlar.
Şimdi yumurtaları da haşlayayım. Ondan sonra buralarını bir toparlayayım, dağınıklığı gidereyim. Evet, şu anda çocuklara böyle elma kestim. Salonda beraber oturup yiyecekler. Al bakalım. Oraya, salona. Oraya oturun. Sofa küpar. Yumurtalarım da burada kaynıyor. Bir şey daha söylemek istiyorum. Videolarda, bazı yorumlarda şöyle yazıyorlar. Diyorlar ki bu kadar abur cubur yerine çocuklara meyve sebze yedir. Benim çocuklarım zaten her gün düzenli olarak hem abur cubur hem yumurta hem de sütlerini içip uyuyorlar. Onun dışında hem de düzenli olarak elma yiyorlar ve diğer meyvelerden de yiyorlar. Allah'a şükürler olsun. Yani ben çocuklarıma elimden geldiğince en güzel bir şekilde bakmaya çalışıyorum. Onları güzel bir şekilde büyütmeyi, onlara doğru yanlışı öğretmeyi, onların her zaman iyi günlerinde, kötü günlerinde yanında olmaya çalışıyorum. Ve bence bunu başardığımı da düşünüyorum. Onlar onların düşünceleri. Ki ben burada evimin halini biliyorum. Ben evimde çocuklarıma her gün ne yediriyorum, ne yedirmiyorum. Allah'a şükürler olsun, benim çocuklarım her gün düzenli olarak meyvede, sebzede yiyorlar. Bunu da burada söylemek istedim. Çünkü çok fazla yorum geliyor bazen. O yüzden okuduğumda da biraz üzülüyorum açıkçası. O yüzden burada küçük bir açıklama yapmak istedim. Evet, şu anda buralarını bir süpürdüm. Ondan sonra oyuncakları onun içine koydum. Şöyle göstereyim. Dağınıklığım kalkmış oldu. Artık bunu da dolaba koyuyorum. Şöyle çocuklar için muzu aldırdım. Şöyle. Ondan sonra yumurtalarını da yediler bu arada. Size gösteremedim. Çünkü o sırada Muhammed Emre bayağı bir yaramazlık yapıyordu. Bunları da koyalım şöyle. Sadece şunlar yıkanacak. Bir de bunlar, bu yıkanacak. Onun haricinde hiçbir şey yıkanmayacak. Muhammed Emre. Burada da Muhammed Emre içeride oynuyor. Fatma desen şu anda ondan sonra yukarı çıktı. Neyse, şimdi ben kapatıyorum inşallah. Birazdan sizlerle tekrardan buluşacağım. Evet, şu anda ben böyle Muhammed Emre'ye bisküvit almıştım ya, onun içine biraz süt katıp onu güzel bir şekilde böyle ezdim, püre haline getirdim. Mama yaptım ona. Onun dışında şurada ben üstümü değiştirecektim de bunları ütüleyeceğim, ondan sonra bunu giyeceğim. Şimdi Rana içeride oturuyor. O yüzden Rana'ya dedim vereyim de bebeği yedirsin. Ne var? Uykun mu geldi? Uykun geldi. Uykun hiç gelmesin vallahi Rana. Daha işe gideceksin. Şunu al. Bebeği yedir. Kalk kalk. Ben konuşuyorum. Bir şey olmaz. Biz kadınlar da bir işi yaparken 10 tane iş yapıyoruz. Baba. Ama siz kadınlarsın. Baba. Sen Süpermen değil misin? Bak ben bunu yapayım. Evet, ben şimdi biraz işlerim var, onları yapayım, halledeyim. Şu anda ben ekmek yapacağım. Tavamı şöyle açtım, biraz ısınsın. Onun dışında Rana da gitmek üzere. Burada ben kıyafetlerimi de ütüledim. Wow. Bak, uyudu mu? Uyudum. Uyutma Rana. Uyudum, bak şimdi bu ne yapıyorum. Uyudum, bir de gülüyorum. Evet, hepinize videomuzu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Videomuzun sonuna geldik. Neye sonuna geldik? Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. Baba, görüşürüz baba.